Sera, bu hamburgerleri ne kadar önce satın aldın? Birkaç gün oldu ama gayet iyiler. Ne, neden eski hamburgerleri getirdin buraya? Oo, çok güzel gözüküyor. Nyam 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 nyam. Moni, ne yaptın? Eski hamburger onlar. Hayır, midem bulanıyor. Moni, ne yapıyorsun ya? Gerçekten bunu yaptığına inanamıyorum. Eski hamburger yenilir mi? Tadı çok kötüydü. Ya gerçekten biraz iğrençtim onu. Niye oraya kustun? Neyse, gelin ya. Burada daha yapacak işlerimiz var. Neyse ya, tamam. Ben de aldığım meyveleri yiyeceğim o zaman. Ben de şekerlerimi yerim. Ben de kurabiyelerimi yerim. Of, ama çocuklar, eğer yemek paylaşımı yapmayacaksa piknik yapmanın ne anlamı var? Ya Tofi, bana da meyvelerinden verir misin? Meyvelerim mi? Ben onların hepsini yedim de. Kocaman karpuz yedin mi Tofi? Evet, buraya geldiğimde, ilk geldiğimizde yedim zaten hepsini. Ben de bütün şekerlerimi şimdi yedim. Çocuklar, niye yalan söylüyor? Az önce elinde şeker vardı. Hayır, yalan söylemiyorum. Yedim. Hayır, yeme. Bir dakika, ne? Oradaki de kim? Hey, bir dakika çocuk, bir dakika. Ne yapıyorsun sen burada? Bir dakika ya, bizi izliyor galiba bu yine. Nereye gidiyor? Hayır, sizi izlemiyorum. Gel bakayım buraya. Nereye gidiyorsun sen? Gel buraya. Çocuklar, gördünüz mü? Bizi izliyor. Bana bak, eğer durmazsan ne diyelim? Eğer durmazsan var ya, madenciyi çağırırım. Evet, madenci seni döver. Gel buraya. Hayır, ta olamaz. Evet, burada duracaksın, tamam mı? Sözümüzü dinleyeceksin, yoksa gerçekten gidip madenciyi çağırırım. Ne kadar tehlikeli ve güçlü biri olduğunu biliyorsun değil mi? Evet, ne yazık ki biliyorum. Önceden kafama kazmayla vurmuştu. Peki, bir şey söyleyeceğim sana çocuk. Sen neden sürekli bir şey yaparken yakalıyoruz? Ya birini izliyorsun ya bir yerde oluyorsun. Seni geçen gün Lian'ın şeker dükkanında da gördüm. Tofi, görüyor musun? Elinde de benim şekerim var. Bir dakika, ne? Elinde şekerim mi var? Bana bak çocuk, dükkandan mı çaldın onu? Hayır, hiçbir şey yapmadım ben. Bana bak, bütün suçlarını üstleneceksin. Polise gideceğiz. Hayır, ben öyle bir şey yapmadım. Gidin başımdan. Bir dakika, nereye kaçıyorsun ya? Bir dakika, gel buraya bakalım. Buraya gel çabuk, buraya gel. Şekerimi geri ver. Gel buraya, Haydar'ın tadına bak. Gel bakalım buraya. Tofi, ben o çocuğu geçen gün Lian'ın yatak odasında gördüm. Ne? Bir dakika, Lian'ın yatak odasında mı gördün? Benim yatak odamda ne işin vardı Moni? Şaka yaptım, şaka ya, şaka. O kadar da şey, kızmayın hemen. Bana bak, Lian'ın yatak odasında ne işin vardı? Şaka olduğunu hiç sanmıyorum. Ya şaka ya. Of ya, işler iyice garipleşmeye başladı. Bugün zaten kabus gibi bir gün. Kalktığımdan beri sürekli garip olaylar dönüyor. Bir de gelmiş çocuk bizi izliyor. Tofi, az önce kabus mu dedin? Evet, kabus dedim. Ne olmuş ki? Hemen laboratuvarıma gelmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ne yapmış olabilirsin ki? Ne var laboratuvarında? Hemen gelin. Göstermem gereken şeyler var. Yine harika bir deney mi yapıyor acaba? Yoksa kızları yanına çeken bir parfüm mü yaptın Sera? Hayır Moni, onu zaten yapmışlardı da galiba çalışmıyor. Bir keresinde denemiştim. Ya zaten Moni sıksa bile bir şey olmaz. Evet, senin yanına hiçbir kız gelmez ki Moni. Geçen gün ben üstüme sıktım onu ama balıklar geldi. Balıklar mı geldi? Ne yani, yoksa çiğ somon mu? Sonra paketi okudum ve neymiş biliyor musunuz? O solucan kutusuymuş. Moni ya. Bana bak, bir daha yanıma öyle yaklaşma, tamam mı? Eğer öyle bir şey yaptıysan. Ya merak etmeyin, ondan sonra gittim. Hamama bile gittim. İyice yıkandın mı? Evet merak etmeyin. Tellakla yıkandım. Tellakla mı? İyice saçmalamaya başladık. Peki Sera, tamam, buraya niye gelmiştik? Devam eder misin lütfen, anlamadım. Yakın bir zamanda bir cihaz icat ettim. Bunu göstermem gerekiyor gibi hissediyorum arkadaşlar. Tamam, göstermem mi gerekiyor? İyi, tamam, göster bakalım bize. Bana bak, yoksa bir dakika, az önce kabus falan dedik. Kabuslarına falan mı gireceğiz? Tabii, ben kabus falan çok korkarım. Özellikle örümcekli olanlardan. Ben de çok korkarım, kabus falan demeyin bana. Ya siz kabuslardan niye korkuyorsunuz ki? Ya sen korkmuyor musun Moni? Hayır, korkmam ben. Çocuk işi onlar. Öyle mi? Arkadaşlar korkmayın. Sadece benim için. Ne yani? Sadece senin kabusların mı? Aynen öyle. Var ya, Sera'nın kabuslarında yürüyen deney tüpleri falan vardır herhalde. Çok da bir şey olmaz değil mi? Tamam, hadi, nerede? Göster bakalım bize cihazı ya da makineyi. Hadi gelin buradan. Tamam, bir dakika, yine bu slime blokları ya. Bir dakika. Tamam, sakin olun. Hop, şöyle ilerleyelim. Tamam, şu an daha iyiyim. Tamam, laboratuvar bu taraftaydı değil mi Sera? Aynen öyle. Gelin. Tamam, bir dakika. Burası bayağı bir garip gözüküyor yine. Öncelikle arkadaşlar, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Size göstermem gereken çok önemli olaylar var. Tamam, rica ederiz Sera da. Bir şey diyeceğim, ne göstereceksin? Ne oldu? Bunu anlatacağım ama Fred'e söylememeniz gerekiyor. Çünkü benimle çok dalga geçiyor. Fred seninle dalga mı geçiyor? Neden geçiyor ki? Sera, üzülme. Fred herkesle dalga geçer. Anlat bakayım, ne oldu? Gece geç saatlere kadar bu cihazı yapmakla uğraştım. Çünkü kötü kabuslar görüyorum. Bana yardımcı olabilir misiniz?
Tere, arkandaki görünmez blok ne ya? Yoksa kabusların gibi boş bir şey mi? Bir dakika, ne yapıyorsun? Moni üstüne gidince kayboluyor blok. Evet, kaybolan bir blok yapmış. Buluta dönüşüyor sonra da, ne kadar garip. Neyse tamam, dur ya, Sera bir şey anlatıyordu Moni. Olayı dağıtmasana. Sera tamam, sana yardım edebiliriz değil mi çocuklar? Tabii ki edebilir Sera. Ben senin en yakın arkadaşınım. Evet, ben de yardım ederim. Moni de yardım eder değil mi Moni? Hayır, ben yardım etmem. Para verirseniz ederim. Ya Moni dur bir ya. İşin gücün para olmasın. Roblox delisi seni. Gel bakayım buraya. Sana Robux satarım, olur mu? Olmaz. Ne istiyorsun? Para. Ya of, Lia bunun niye işi gücü para oldu? Bana Robux satsan olur mu Tofi? Olur tamam, sana bir sürü Robux satarım ve Robux'larla bir sürü oyun oynarız. Olur olur, önce Sera'ya yardım edelim sonra oynarız. Hadi Sera söyle, ne yapacağız? Evet tamam, ne yapacağız anlat bakalım. O zaman size anlatıyorum. Kulağa birazcık garip gelebilir ama kafamın içine girmeniz gerekiyor Tofi. Ne? Yoksa böyle mi? giremedim. Ne yapıyorsun ya, dur dur Sera, kalk bakalım. Tamam sakin olsan ama, ne öyle girilir mi? Ama Sera bir şey soracağım. Yani bir bana baksana, ne kadar büyüğüm. O küçük kafanın içine nasıl gireyim? Biraz yaptım ya, boyutunuzu küçülteceğim. Ne? Boyutunuzu mu küçültecek? Nasıl yani, dilim bile dolandı ya, nasıl yapacağız onu? Arkadaşlar çok kötü bir şey oldu. Ne oldu Moni? Eğer Sera'nın kafasının içine gireceksek çok boş bir yer olmalı. Biraz komikti Sera, üzgünüm. Abi çok kabasınız. Ne yapalım ya? Tamam peki ne yapacağız ki senin kafanın içinde ya? Kabuslarımla savaşmanız gerekiyor çünkü uyuyamıyorum arkadaşlar. Ne, bir dakika, uyuyamıyor musun? Sera, ben senin için kabuslarımla gidip dövüşebilirim. Hepsini döverim. Üzgünüm çocuklar ama ben profesyonel bir dövüşçüyüm. Sadece ringde dövüşebilirim. Oha, bir dakika Moni, delirdin mi? Ama sen yani öyle bir şey değilsin ki, sen profesyonel bir dövüşçü değilsin. Ya Moni, kaç kere dövüştün sanki? Ya sen öyle san, şimdi onları bir pataklayayım da görün siz. Bir dakika bir dakika, tamam sakin olun öncelikle. Ne yapacağımızı iyice düşünmemiz gerekiyor. Ya ben gelmesem olur mu? Belki burada da Sera'ya yardım lazımdır. Moni görüyor musun Lia'nın ne kadar korktuğunu? Evet evet, korkak tavuk Lia sene. Ben tavuk falan değilim, sen kendine bak önce. Bir dakika Moni. Ne oldu Tofi? Bir koku var, görüyor musun? Sen de alıyor musun kokuyu? Lia osurmuş korkuda. Hayır, korkak tavuk kokusu. Bence Moni altına yapmıştır. Yakından onun kokusunu alıyorsundur sen. İşler iyice garipleşiyor. Tamam durun durun, sakin olun. Şimdi madem korkmuyorsun Lia, neden gelmiyorsun o zaman? Çünkü burada belki Sera'ya bir şey olur. Onu kim koruyacak Tofi? Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Tofi. Efendim Moni? Aklıma çok güzel bir koreografi geldi. İzleyin şimdi beni. Korkak Lia, korkak Lia. Yeter artık, bu kadar, kapat o çeneni. Tamam durun, kapışmayın ya. Kapışmamız gereken kabuslar var da, birbirimizle değil. Aslında Lia haklı. Benim Lia'ya burada ihtiyacım var. Burada mı? İyi tamam, sen öyle diyorsan öyledir. Peki Sera, kafanın içine nasıl gireceğiz ki? Cihaza girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kafamın içi de ışınlanacaksınız. Önce Lia'nın beni uyutması gerekiyor tabi. Ne? Lia'nın seni uyutması mı gerekiyor? Lia görevi, anladın mı? Anladım. Sen anladın mı? Evet ben de anladım. Tamam, ne yapacaksınız? Nerede yatacaksın? Moni sen pek anlamamış gibisin ama Sera galiba buraya yatacaksın, öyle mi? Tamam Sera uzandı. Nasıl uyutacaksın Lia? O iş bende, sen merak etme. Koyunları say bakalım Sera. Bir koyun, iki koyun. Tamam bu saymaya başladı gibi. Tamam makinenin içine gireceğim de, bu makinenin içine nasıl giriliyor ya? Bir dakika, tamam burada cam kapı var. Tamam kapattım. İçeriye girdim. Lia uyutabildin mi Sera'yı? Tamam burası hazır. Sera da uyudu. Evet hazır. Galiba şuraya basacağım. Bas bakalım, bir çalışacak mı acaba? Çok merak ediyorum. Moni gidiyorum, hazır mısın? Arkamdan gelmeyi unutma bak. Tofi seni uğurlama dansı yapıyorum. Görüşürüz Tofi. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Of görüşürüz. Sera seni kurtaracağım, merak etme. Lia bas bakalım düğmeye. Tofi derin bir nefes al. Bastım. Bir dakika. Burası neresi ya? Burası ne kadar garip bir yer. Bir saniye. Tamam bir dakika, tren rayları falan var, bu kırmızı şeyler de ne, neredeyim ben? Tamam burası baya garip gözüküyor ya, nereye gideceğim? Her şey çok garip ya, bir saniye, burada neler oluyor? Bu sandığın içinde ne var acaba? Bir saniye bak. Moni neden bağırıyorsun?
Aa Tofi, buraya gelirken çok zorlandım ya ama bir saniyede geldim. Of ya, ne olduğunu anlamıyorum ben. Tamam, buraya geldik, peki neler yapacağız? Bir saniye, burası baya garip bir yere benziyor. İyi de kafasının içi böyle bir yer mi Moni? Şimdi bu Sera'nın beyninin içi mi? Bilmiyorum, hiçbir şey anlamadım ki. Moni, burası çok garip bir yer. Evet Tofi, çok boş ya, aynı Sera'nın. Aa Fred geldi. Aa Fred, hoş geldin. Sen nereden çıktın ya? Dannini dannini dastana. Fred, burada ne işin var? Kokoroç'um buraya kaçtı, ben de peşinden gittim. Ha, arkandaki o mu yoksa? Hayır o değildi. Aa, burada burada, evet buldum. Aa Fred Fred Fred. Hayır 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 hayır, kokoroç var burada, takla atıyorum. Aa Bonnie, dur ya, dur dur. Fred, onu şimdilik cebine falan koysan olur mu? Tamam dur, aşağı atayım bari, o geri gelir zaten. Aa tamam, iyi tamam tamam tamam. Fred, şu an daha dost canlısı gözüküyorsun da omzunda bir fare var hala ya. Ya faremle alıp veremediğinizde sanki size vuruyor. Tofi, onun ismi bile var, ben tanıştım onunla. Neymiş adı? Cemil. Cemil mi? Fare Cemil mi? Tabii ki de fare Cemil. Sabahtan beri sırtımda, görmüyor musunuz? Ha, gerçi siz yoktunuz. Aa tamam, doğru doğru. Tamam çocuklar, Sera'nın kafasının içine girdik. Bir dakika, bu sandığın içinde ne? Aa bir dakika, vagonlar var burada. Vagon kafalı mı yoksa bu? Hayır bir dakika, galiba buraylarda bir yere gidiyor çocuklar. Hadi gelin beni takip edin. Galiba bir yere doğru gidiyoruz. Hazır mısınız? Aa yanlışlıkla kucakladım bunu. Dur tekrar koy. Aa gidiyorum. Aa, beni de götürüyorsun. Bir dakika, nereye gidiyoruz? Tamam. Burası ne? Aa bir dakika. Aa. Oradaki Sera'nın kafası mı? Sera'nın beyninin içine gidiyoruz. Aa bir dakika bir dakika, işler garipleşiyor. Tamam tamam, Sera kafanın içine doğru gidiyoruz. Bir saniye. Ha. Tamam, burası neresi? Bir dakika, ne? Aa Sera'yla, bir dakika, yanındaki çocuk da kim Moni? Bunlar ne ya böyle? Ve neden bu kadar küçükler ya? Hadi Rick. Ay çok eğlenceli. Hadi Sera, koş koş. Aa bana bak bana bak Moni. Bu Sera'nın yanındaki çocuk da kim? Bilmiyorum, Rick Grimes mı yoksa Rick and Morty'deki Rick mi? Anlamadım ki. Ama bir dakika, Sera neden bu kadar küçük ya? Fred, senin bir fikrin var mı? Galiba şu anda Sera'nın anılarını görüyoruz. Anıları mı? Aha bir dakika, kafasının içine girmiştik ya çocuklar. Evet galiba bunlar anısı. Bu Rick de kim, çocukluk arkadaşı falan mı? Galiba öyle, ama ne kadar gereksiz bir anı ya. Sürekli kaydırakta dönüyorlar, ben de mi katılsam? Bilmiyorum. Aa, hiçbir şey anlamadım. Acaba kaç yıl öncesindeyiz ya Moni, biliyor musun? Bence Sera'nın çocukluğu burası. Evet bayağı eski duruyor. Acaba şey anılarıyla oynayabiliyor muyuz? Aa oynayabiliriz. Kendimi katayım mı anısına? Ne Moni, ne yapacaksın ki? Tamamdır Tofi, bana sal şimdi, hazır mısın? Hazırım. Ben bir patates kafayım, ben bir patates kafayım. Tamamdır, fısıldadım. Tamam bir dakika. Hey Rick, bana bak. Sera Sera, çok eğlenceli, yakalayacağım seni. Aa bunlar bizi takmıyor ya da duymuyorlar sanırım, değil mi Fred? Ya zaten siz bunu niye deniyorsunuz ki, eğer anıları değiştirirseniz dünyada bir şeyler değişebilir. Hayır be, anısını değişsek dünyada niye bir şeyler değişsin? Sadece bu anıyı unutmuş olur değil mi? Zaman yolculuğu kavramı derler buna. Eğer anı değişirse bütün hayatı değişir. Ya anı... Neyse ya, hiçbir şey demiyorum. Kafam gittikçe karıştırıyorsunuz zaten. Hiçbir şey anlamıyorum. Moni, şunlara bir bağırsana ya. Ne yapacaklar? Tepki verecekler mi? Hey ördek sesleri, konuşsana benimle. Bak kralım burada. Sera, seninle oynamayı çok seviyorum. Gel buradan, çok eğlenceli. Of ya, Sera benden başka biriyle eğleniyor çocuklar. Tofi merak etme, hiç korkmana gerek yok. Zaten Rick bu sesle bence ördeğe dönüşmüştür. Büyük ihtimalle öyle oldu da. Bir dakika çocuklar, bu şeyler de ne ya? Bunlar deney tüpleri falan değil mi? İksir standı bu. Evet, burada da galiba bir deney anısı var. Gerçekten çok garip ya. Rick sana gel, deney tüplerimi göstereceğim. Hadi göster hadi. Abi bir dakika çocuklar, galiba Sera'nın böyle kimya şeyleri falan daha çocukluktan başlamış ilgisi değil mi? Evet, zekası çocukluktan geliyormuş demek ki. Bayağı iyiymiş ya, helal olsun be Sera. Ama sanırım boyları masaya yetişmiyor değil mi Fred? Evet, galiba babasının eşyaları olabilir. Galiba ya. Aa evet, babasıyla kimya geldi. Neyse çocuklar, sanırım burada olmamalıyız. Burası fazla eski. Unutmayın ki ayrıca kabusu bulmalıyız. Buradan gidelim, hadi bir sonrakine. Tofi, bence var ya, Sera'nın babası Oppenheimer olabilir. Ne saçmalama ya. Neyse devam edelim, hadi bakalım. Tamam bir dakika, burası neresi? İkinci... Aa, bir dakika, burası ne kadar garip. Burası bir okul galiba Moni. Evet burası bir sınıf. Aa bir dakika, okul tahtası var orada. Okul tahtası mı? Ben bundan nefret ediyorum, nefret. Aa, ben de hiç sevmem ya. Okula mı geldik Moni yoksa yine?
Evet ya, iğrenç bir okul burası. Anılarım geldi aklıma. Okuldan niye bu kadar nefret ettiniz ki? Ben de anlamadım. Doğru söylüyor ya. Ama okul o kadar kötü değildir. Okulu çok seviyorum. Yaşasın okul günü. Aa, bir dakika. Sera mı bu çocuklar? Aa, bu Sera. Evet doğru. Yine Sera'nın anıları. Sera burada okulda mı? Hey Sera, merhaba. Tamam. Bizi duymuyor galiba çocuklar. Okul gayet eğlenceli olabilir aslında. Bir dakika. Bu da kim ya? Hey, burası benim Sıram. Çekil oradan. Bir dakika. Ne? Sera'ya zorbalık mı yapıyor bu çocuklar? Vay seni gidi köstek ya. Niye zorbalık yapıyor? Bana bak, benim Sera'mı sırasından kovdu. Ben bunu çok pis döverim ben çocuklar. Sakin ol Tofi, o seni duymuyor ve görmüyor. Öyle mi? Ne yapacağız ya? Bak ya, şuna neler yapıyor. Bir dakika, gördünüz mü çocuklar? Sera'ya tükürüklü kağıt fırlattı. Hey, ne yapıyorsun? Baksana ya, hala fırlatmaya devam ediyor. Bana bak ben delireceğim. Ne yapıyor bu? Sakin ol Tofi, sakin ol. Sinirlerine hakim ol. Ya deli misin? Ama baksana ya, tükürüklü kağıt fırlatıyor sürekli Sera'ya. Ne yapacağım, kafayı yiyeceğim şimdi. Sinirlenmene hiç değmez, zaten onlar seni görmüyor ve duymuyor. Yani eski anılara sinirlenmene gerek yok, bunlar yaşandı bitti. Ama ne yapabiliriz ki, bu bir kabus, resmen zorbalanıyor. Bence bu bir kabus değil. Nasıl ya, ama öyle baksana, Sera hiç eğleniyor gibi durmuyor. Of, ben bir çözüm yolu... Moni, yanında bir ok ve yay var mı? Bir şey denemem gerekiyor. Bir dakika, vagonda unuttum, alıp geliyorum. Vagonda mı unuttun, yanında niye ok ve yay taşır? Gerçi ben de garipsemiyorum ama. Neyse tamam, bakalım be. Geldim. Geldin mi? Ver bakalım bana. Hop, al bakalım. Hop, tamam, teşekkür ederim. Şimdi bir dakika. Moni, bu yay değil ki, arbalet bu. Evet aynı şey ama, onu doldur. Of ya, neyse tamam, dolduruyorum. Hop, şöyle mi? Tamam, şu an hazır galiba. Bir dakika, ben o zorbaya gününü göstereceğim. Hey Bücür, senin boyun ne zaman uzayacak? Ne kadar kısasın? Sana ne benim boyumdan ya? Bana bak ya, sen öyle dalga geçersin değil mi? Al bakalım sana. O neydi ya, öyle sen mi attın kafama Bücür? Hayır, ben atmadım. Kim attı onu kafama, çabuk söylesin. Nerede o? Asla bulamayacaksın, dur bakalım sen. Hop, şöyle bir daha atarım. Ya yine geldi, ne oluyor ya, of, nerede o? Nasıl da delirdi, gördünüz mü çocuklar, çalışıyor oklarım. Ofiye, seni tebrik ederim, okuldaki zorbalar böyle gününü görür, bir anda anılarda beliririz. Evet ama ben bunu bence daha iyi bir şekilde çözmeliyiz ya. Bu adamın kendine görmesi lazım, böyle zorbalıklar yapmaması lazım kimseye. Benim harika bir fikrim var. Nasıl bir fikrim var Fred? Göreceksin şimdi, bekle, geliyorum hemen. Moni, sence aklına ne gelmiştir ya? Tofiye, kokoroçunu buldum Fred'in. İyi, bir dakika, ben ona dokunmayacağım. Moni, sakın onu bana yaklaştırma, tamam mı? Gidip şu tarafa doğru koyar mısın ya? Of ya, Fred yokken şundan kurtulalım. Gel aşağıya atacağım. Evet, at bakalım, at sana güveniyorum. Hatta daha güzel bir şey yapacağım. Vagonla yollayacağım onu. İzliyor musun? İzliyorum, it bakalım, yolla. Tamamdır. Bye bye. Merhaba çocuklar. Bir dakika, bu Fred değil mi? Tofi, elindekini gördün mü? Derste kokroç inceleyecekler. Bir dakika, ne kadar garip bir tipi var bunun. Ne yapıyor ya, nasıl giyinmiş? Bugünkü dersimizde bu hamam böceğini inceleyeceğiz. Kaçma, gel buraya. Bugünkü dersimize hazır mısınız bakalım? Tamamdır Zorba, gel bakalım yanıma. Benim adım Zorba değil ki, öğretmenim. Hayır öyle. Peki zorbalara ne olur biliyor musun? Zorbalara ne olur öğretmenim? Zorbaların pop işlerini kokoroçlar ısırır. Hayır. Baksana ya, hem kokoroç burada kaldı hem de tamam, zorbadan kurtulduk Moni. Tofi, aklıma bir şey geldi. Ne geldi? O öğretmen Fred'in babası olabilir mi? Ne oldu? Sera niye ağlıyor ya Moni? Hiçbir şey öğrenemeyeceğim, öğretmenim gitti. Evet, öğretmenini kaybettim Moni, ne yapacağız şimdi? Tofi, bekle şimdi, hemen hallediyorum. Tamam, nasıl halledeceksin? Nereye gidiyorsun ya? Ne oluyor burada? Fred, ne yaptın? Bir dakika, hamam böceğiyle mi geldin yine? Bıraksa mıydım hamam böceğini? Bende 500 tane var bundan. Ya ne yapıyorsun 500 tane hamam böceğiyle, iyi misin sen? Bir dakika Moni. Çocuklar, bugün sizlere kimya dersi öğreteceğim. Kimya mı? Yaşasın oley, çok severim. Bir dakika Fred, bu gördüklerim gerçek mi yoksa hayal mi görüyorum? Evet, şu anda tam olarak yaşanıyor. Hadi bize dinleyelim, Moni ne anlatıyor? Ama bir şey diyeceğim. Fred, Moni'nin kimya hakkında hiçbir şey bilmediğini bilmiyor musun? Her şeyi daha kötü hale getirecek ya. Ne yapacağız ki? Bilmiyorum. Tamamdır Sera, şimdi sana çok güzel bir ders vereceğim. Hazır mısın? Hazırım. Şimdi ilk önce suyun formülünü söylüyorum sana. H2 karbon A. bir dakika Fred, doğru mu söyledi? Ben mi
mi yanlış biliyorum? Yok be, Hashikiyo doğrusu. Saçmalıyor şu an Moni. Ya ne saçmalıyor bu ya? Yanlış şeyler öğretecek. Eğer yanlış şeyler öğretirse de Sera bilim insanı olamaz. Ya kokoruç salarım vallahi kafasına, ne anlatıyor bu? Anlamadım evet, ki ya. Evet Sera, şimdi sana çok güzel bir toplama çıkarma işlemi öğreteceğim. Hazır mısın? Hazırım. 2 artı 2 5 eder. Ne? 2 artı 2 5 eder. Fırhet evet. Baksana. Yanlış öğretiyor, yanlış öğretiyor her şeyi. Oha, buna bir el atmamız lazım ya. Evet evet evet, bir dakika, nasıl durduracağız? Moni, içeride şeker dükkanı patlamış, çabuk gel. Sera, şimdi sana çok güzel bir matematik formülü öğretiyorum. Hop, hadi bakalım matematik formülleri, çok güzel, çok ya. çok. Kızın zekasıyla oynayacak Fred bu. Hop, uyan bakalım ya, çabuk gel Moni. Tofi ne oldu? Ya çabuk gel, burayı tek başına da atlatır Sera, çabuk gel. Burayı daha da kötü hale getireceksin yoksa. Bir dakika. Aa, burası da neresi ya? Tofi, çok garip bir yer değil mi? Evet. Fred, burası da sana garip gelmedi mi? Burası bir eve benziyor ya. Ya Tofi, buradaki halılar niye mor ve turuncu? Ben de anlamadım ki. Oo, bugün çok güzel uyudum Sera. Ben de çok güzel uyudum. Abi bir dakika. Bunlar Lia ve Sera çocuklar. Evet. Galiba eski anıları birlikte olan. Aa evet, hatırlıyor musunuz? Sera geldiğinde anlatmışlardı bize. Eskiden aynı evde kalıyorlarmış. Beraber yaşıyorlarmış. Hatırladınız mı? Evet evet, hatırladım şimdi. Hatta baksana, evden daha da iyi hatırladım. Oo evet, gerçekten ev zaten belli. Yarısı turuncu yarısı mor. Aynı evde yaşadığımıza inanamıyorum Lia. Ben de inanamıyorum. Bu çok eğlenceli Sera. Sonunda beraberiz. Of ya, beraber yaşıyorlar. Ne kadar eğlencelidir. Moni, biz niye hiç beraber yaşamadık? Tofi, çünkü biz zenginiz. Onlar da zengindir ya. Bence beraber yaşamayı sevdikleri için kalıyorlardır burada. Baksana evleri 2-3 katlı galiba. Sera, daha önce kare kasabasını duydun mu? Evet evet. Evet duydum. Sera, galiba ben orada bir şeker dükkanı açmak istiyorum. Ne, gerçekten mi Lia? Evet, oraya taşınmak istiyorum Sera. Ne, bir dakika çocuklar, galiba Lia kare kasabasına taşınmadan önceki konuşma bu. Evet evet Tofi, öyle olmalı, zaten beraber yaşadıklarını söylemişlerdi. Olamaz, burası ayrılık konuşması olması lazım. Sera bu duruma çok üzülmüş olmalı. Vay be, hayatımın aşkı demek ki böyle gelmiş. Ne? Evet galiba benimki de böyle oldu, dur bakalım. Ciddi misin Lia? Evet, şeker dükkanı açmak benim hayalim, biliyorsun. Senin için çok sevindim Lia. Benim yapmam gereken şeyler vardı. Şimdi hatırladım. Sonra görüşürüz, olur mu? Görüşürüz Seracığım. Of ya çocuklar. Larsera galiba bu duruma çok üzüldü. Fred, niye ağlıyorsun? Ben de ağlayacağım şimdi. Beni de çok üzüldüm. Ben de ağlıyorum. Ya durun, beni de ağlatacaksınız ya. Evet, bu çok kötü bir durum. Ama insanlar hayalleri peşinde koşmalı çocuklar. Değil mi? Baksanıza, Lia gelip devasa bir şeker dükkanı bile açtı kendine. Evet doğru söylüyorsun, ama hayaller hedeflerdir. Aa, odada sinek var. Nerede? Aa, bir dakika. Aa, gerçekten sinek var. Bir dakika. Çocuklar, yakalayabiliriz onu. Gel buraya seni sivrisinek. Hoppa. Bir dakika vurdum bir tane. Ne yapıyor bakalım o? Gel bakalım buraya. Bir daha vuracağım. Niye o kadar yüksekten uçuyor ya Fred bu? Tutacağım ben onu. Tofi, zıpla, ben seni iteceğim, hadi git. Tamam, zıplıyorum. Hoppa. Aa, bir dakika. Ne yaptınız? Çok uçtum. Aa, sinek. Aa, sineği tuttu. Aa, tuttum. Fred sineği yakaladı. İyi misiniz siz? İyiyiz. Bu sinek ne kadar garip. Of ya Fred, bırak şunu ya. Tamam, bizim işimiz gücümüz var ya. Bununla mı uğraşacağız? Of, git sinek, kokoruşum kayboldu zaten. Evet, beni sinirlendirmeyin ya. Şu anda bir durumu... Sineği mi öldürdün sen? Evet, sinekler ölmeli. Of ya, neyse tamam, durun bakalım. Çocuklar, gittikçe sinirlenmek istemiyorum ama bu durumu düzeltmeliyiz. Yani Sera'nın kabusları düzelmeli. Madem bu kadar üzülüyor, anlardan Lia'yı silsek olmaz mı? Ya saçmalamayın ya, buna sevineceğini sanmıyorum ayrıca. Bence burayı kendi haline bırakalım. Sera bunun üstünden kendi başına atlayabilir. Evet ya, zaten zamanla geçecek bir olay. Evet, bana da öyle geliyor Moni. Gelin sıradaki anıya geçelim. Aa, anılar, düşsel gibi bir yer burası. Ya. Çocuklar, burası bir laboratuvara benziyor ve tupturuncu. Acaba Sera'nın laboratuvarı mı bu ya? Çok garip bir şeyler dönüyor. Aa Tofi. Aa abi bir dakika. Ne? Bu da ne? Un fungus. Un fungus nereden çıktı ya? Bir saniye, çok iyi tipe bak, bunun burada ne işi var Moni? Un fungusum benim canım. Gel hemen buraya. Gel. Canım un fungusum benim. Ay. Çıkın. Elini aldı, gördün mü Fred? Gördüm de bunda ne var ki, ben de alırım. Ya iyice garipleşmeye başladınız ya. Burası
Bayağı garip değil mi Fred sence de ya? Ya bence de bayağı garip. Burası şeye benziyor. Şey laboratuvar sanki. Ben de aynısını dedim ya Fred az önce. Ya ne bileyim ben arkanızdaydım. Neyse ne yapacağız ki burada? Bilmiyorum. Aa, bir dakika şurada kırmızı bir yazı var. Ne yazıyor? Hatalı deneyler. Hatalı deneyler mi? Hatalı deneyler mi? Bunu açsak ne olur ki? Bilmiyorum ama bence Moni'yi de bekleyelim. Ne dersin? Tamam bekleyelim. Acaba Moni ne yaptı ya? Moni? Aa merhaba. Umfungus'a ne yaptın? Sakladım onu sakladım. İyi tamam iyi yapmışsın iyi yapmışsın. Peki çocuklar bak Moni burada ne bulduk? Hatalı deneyler yazıyor görüyor musun? Hatalıysa sakın tıklamayın bence. Ama bilmiyorum biraz garip geliyor. Bence bakalım içinde ne olabilir ki en fazla. Bak bakalım Tofi o zaman. Tamam bakıyorum bir baktım. İçi bomboş. Ne yani? Bir dakika laboratuvar su bastı. Yangın söndürme cihazı devreye girdi galiba. Bir dakika ne yaptın? Masaya çıkın çocuklar. Etrafı su bastı ya neler oluyor? Özür dilerim çocuklar özür dilerim. Laboratuvarımı kaybettim baba her şey için çok üzgünüm. Olamaz bütün deneylerim gitti. Laboratuvarımı kaybettim. Çocuklar burası. Bir dakika bu sesler. Sanırım Sera'nın son laboratuvarı sular altında kalmıştı. Evet bu her şeyi açıklıyor. Peki şimdi ne yapacağız ya? Bilmiyorum. Bir dakika ne yapacağız? Ya çocuklar unutmayın Sera her zaman ikinci bir plan yapmıştır. Etrafta sağda solda bir düğme olması gerekmez mi? Bir dakika şunları deneyelim ya. Etrafta hiçbir şey gözükmüyor çocuklar. Arıyoruz biz arıyoruz hala arıyoruz. Tamam bir dakika bu düğmeler bir işe yarıyor olmalı ya bir saniye. Benim tanıdığım Sera ikinci bir plan yapmadan dur. Bir dakika orada bir düğme mi var? Bir saniye çocuklar galiba buldum gibi. Bir saniye gidiyorum. Hadi bakalım hoppa. Ne oldu neredeyim ya? Bir saniye burası da ne? Moni dur bağırma. Burası da ne? Bir dakika burası Sera'nın yatak odası. Oha. Bir dakika yeni bir anıya mı geldik acaba neler oluyor? Kare kasabasına dönmüşüz. Kare kasabası mı bakayım bir. Evet kare kasabasındayız yine. Ya biz Sera'nın yatak odasında neden uyandık ve sanırım eski bir zamanda değiliz. Şu anki kare kasabasındayız sanırım. Evet her şey daha çok karışık oldu. Neyse yukarıya çıkayım bari. Çocuklar. Sera geliyor. Bir dakika nereye saklanacağız? Saklanın. Bir dakika. Burada parkur gibi bir şey var ya. Bir saniye çıkıyorum. Tamam Sera gelmeden saklanmalıyım. Yatak odasında olduğumuzu görürse çok güzel. Neyse günlüğümü yazmaya devam edeyim bari. Bir dakika. Sera günlük mü yazıyormuş ya? Çok garip bu. Anlamıyorum. Sera orada günlük yazıyor da Moni ve Fred'i nasıl görmüyor? Orada çok garip. Tamam iyi oldu böyle. Birazcık daha aşağı ineyim. Aşağı mı iniyor? Tamam. Gitsin şu an buradan ya. Of ya her şey garip olmaya başladı. Günlüğüne sürekli bir şeyler yazıyor zaten. Çocuklar gelin yukarı gelin. Buradan kaçabiliriz. Hadi gitmemiz lazım. Of ya nefesimi tuttum dolapta. Tamam. Hadi gelin çocuklar buradan gidelim. Dışarı çıkmamız lazım. Tamam buradan bir delik açtım. Sonradan kapatırım. Gelin bakalım. Çocuklar buradan atlayacağız gibi ama. Tamam. Moni iyi misin? İyiyim ya. Birazcık ayağımı burktum sadece. Of ya sakin olsana. Bir dakika. Tamam bir saniye. Sera ne yapıyor orada? Bir dakika çocuklar galiba günlüğünü yazıyor. Ne yazıyor acaba ya? Ne yazıyor? Bilmiyorum ben de çok merak ettim. Sevgili günlük. Kara kasabasına bayıldım. Burası harika bir yer. Çocuklar galiba bu ilk gün. Kasabaya geldiği ilk gün Sera'nın. Evet bence de ilk gün ya. Baksana günlük falan tutuyor. Evet bir dakika bakalım ne anlatmaya başlayacak devam edecek. Sanırım bugün beni hiç sevmediler. Birisiyle tanıştım. Benimle dalga geçti. Ne? Dalga mı geçti? Kesin Fred'den bahsediyor. Fred nereye gitti Moni? Fred kaçmış bile. Evet Fred yok ortada ya. Bir saniye neler oluyor? Kesin Fred'den bahsediyordur değil mi Moni? Evet başka kimden bahsedecek ki? Acaba bir şey diyeceğim Moni. Ne diyeceksin Tofi? Şu anda bir anıdayız ya. Acaba biz de var mıyızdır? Ya bence varızdır. Niye olmayalım ki? Evlerimiz, heykellerimiz bile var. Evet her şey vardı. Ben gidip kendimle konuşacağım. Tamam ben de kendimle konuşacağım. Tamam gidiyorum. Acaba ne yapıyorumdur şu anda ya? Çok garip şeyler dönüyordur. Bir saniye gidiyorum. Tamam bakalım. Evimi açayım şöyle. Acaba neredeyim şu anda? Çok merak ediyorum. Tofi yine yakışıklı mıyımdır acaba ya? Neredeyim? Bakayım bir. Bir dakika orada oturuyorum. Sen de kimsin? Asıl sen kimsin ya? Ben Tofi'yim. Ben de Tofi'yim. Nasıl yani? Tofi olan benim. Hayır Tofi benim. Ne oluyor ya? Bir dakika. İşler iyice karışmaya başladı. Tofi benim diyorum. Asıl sana ne oluyor ya? İşler iyice karışmaya başladı. Tofi benim. Ne oluyor? Ben seni anlamıyorum. Ben de seni anlamıyorum sanırım. Benimle birlikte televizyon izlemeye ne dersin? Televizyon mu? Ne yani oturup bütün gün siyah ekrana mı bakacağız? Evet neden olmasın? Tamam o zaman gel gidelim hadi. Gel bakalım ilk defa kendimle televizyon izleyeceğim. Ben de ilk defa kendimle televizyon izleyeceğim. Gel bakalım. Gel siyah ekrana bakmaya bayılırım biliyor musun?
Yaygın'a ben de bakmaya bayılırım. Sen biliyor musun? Ne? Bir dakika. Neyse tamam hadi gel izleyelim ya. Of sanırım 3-4 saattir buradayız ya. Evet 3-4 saattir buradayız. Ne olmuş? Ya çok sıkıldım. Baksana 2 saattir ekrana bakıyoruz ya. Ne var ki bunda? Ne var ki? Ben gayet eğleniyorum. Of ya sanırım senin ilk geldiği gün bayağı oturup burada televizyon izlemişim. Neyse görüşürüz. Kendine iyi bak o zaman. Neyse görüşürüz. Sen de kendine iyi bak o zaman. Aa, tamam bay bay. Hoşça kal kendim. Sonuna görüşelim. Ya hoşça kal. Görüşürüz. Of ya ben ne yapıyorum? Kendimle konuştum ya. Aa beynim yandı. Moni sana ne oldu bu halin ne? Beynim yandı. Kendimle konuştum. İç içe girdik. Böyle bir şey dönüştüm. Ya benim de beynimi yaktın. Yanlısı düzelteceğiz seni. Düzel. Oh tamam tamam geldim kendime. Of ya gel en iyisi Lia'nın yanına gidelim. Sarah da onun yanındadır zaten. Tamam hadi gidelim. Of ya gel gel gidelim hadi. Bir şey diyeceğim canım bayağıdır şeker çekiyor biliyor musun? Evet benim de çok şeker çekiyor ya. Evet bir sürü. Aa ne oluyor? Oh, bir dakika burası neresi? Molly çabuk buraya gel. Aa orası ne ya? Aa bir dakika bir dakika bir dakika. Burası neresi ya? Ofi burada bir şeyler yazıyor görüyor musun? Evet bir şeyler yazıyor bir dakika. Tofi'nin annesi çok tatlı. Bir dakika bunu kim yazdı lan? Ne bileyim ya başka bir şey daha yazıyor bak. Tofi spora gitmeyi çok sever. Tofi çiğ somondan nefret eder. İyi de bunlar benim bilgilerim. Aa burada da bir şey yazıyor. Tofi kırmızıyı sever. Tofi'nin en yakın arkadaşı Moni'dir. Bu doğru. Tofi 8 Şubat'ta doğdu. Bu doğru mu? Hayır değil ya ben 9 Şubat'ta doğdum. Yanlış bilgi almışlar. Sera mı hazırladı acaba burayı? Hiçbir şey anlamıyorum ya. Burası Sera'nın kabusunun yeri olabilir mi acaba? Bir dakika. Aa tamam bir dakika şurada bir su birikintisi var. Hoppa. Tamam burası neresi? İşler gittikçe garipleşiyor Moni burası ne? Tofi burası çok korkunç bir yer ya. Evet aşırı korkunç ne olduğunu da anlamadım ki. Bir saniye şurada bir sandık var görüyor musun? Evet evet aç onu. Hop bakayım bir. Aa bir dakika içinde set var. Aa 3 tane var. Fred kaçtığı için onu bulamadık. Evet evet bir saniye tamam. Şu an harika bir setim var görüyor musun? Netherite set oldum. Evet bende de bir Netherite set var. İyi de bunlarla ne yapacağız burada? Evet bilmiyorum ben de anlamadım ki. Bir saniye. Moni oradaki de ne? Aa o ne ya? Çocuklar dikkat edin. Aa bir saniye bu sesler de ne? Bir dakika bu adamdan mı çıkıyor? Moni galiba Sera'nın kendini hissetmemesinin nedeni bu adam. Hop bir dakika. Evet kabus bu kabus. Bir saniye bir saniye arbaletle vuruyorum. Dikkat et Moni. Bir dakika bu çok güçlü. Aa bu sesler ne bu sesler ne? Git bakalım buradan. Aa. Tofi Tofi kabusa veda. Aa bir dakika öldürdük. Abi bir dakika Sera iyi mi yani şu an? Çocuklar artık iyi hissediyorum. Abi bir dakika Sera'nın sesini duy. Moni iyi misin? Bacağım ok girdi de tamam çıkardım. Of tamam tamam sakin ol. Peki biz buradan nasıl çıkacağız ya? Bir saniye etrafta bir şeyler olması gerekmez mi? Ne yapacağız? Bir dakika turuncu. Turuncu bir şey. Aa, bak 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 Moni burada düğme var. Aa Tofi bas lütfen bizi buradan kurtar. Tamam basıyorum. Aa bir saniye. Aa bir dakika gel Moni geri mi gel? Aa Sera iyi misin? Çok teşekkür ederim Tofi çok daha iyiyim. Oley iyi olmana sevindim Sera. Senin için her zaman her şeyi yaparız. Ama arkadaşlarımız olmasaydı tabii ki kurtaramazdık seni. Fred her ne kadar kaç açmış olsa da. Lia, Moni, ben ve Fred her zaman senin yanındayız Sera. Merak etme. Çok teşekkürler arkadaşlar. İyi ki varsınız. Oley. Sonunda kurtulduk o kabuslardan. Oley. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Daha fazla böyle video istiyorsanız kesinlikle kanallarımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Ayrıca unutmayın ki sağda ve solda milyonlarca video var. Tıkla 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 hepsine tıkla. Abone olan herkese pasta. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.